CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tam da piyasalar kapalıyken Merkez Bankası'ndan gelen karara tepki gösterdi. Kur korumalı mevduat uygulamasının ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştüğünü söyledi. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı dedi. Kılıçdaroğlu alınan karar nedeniyle ya bankaların mevduat faizlerini artıracağına ya da yüksek enflasyon ortamında vatandaşın KKM'den dövize yöneleceğine dikkat çekti. Asla yapılmaması gereken bir işi bunlar bir daha yaptılar. İkinci kez Beytülmal'e el uzattılar. Defalarca uyardık dedi, o uyarıların karşılıksız kaldığına dikkat çekti. Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduatı Türk lirası mevduata dönüştürme hedefine ilişkin konuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını artırarak kuruyan döviz rezervlerini makyajlamaya, diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak kapısının önüne terk edilen kur korumalı mevduatın yükünü hafifletmeye uğraşıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu merkezin yeni adımının gerekçesi olarak eriyen döviz rezervlerini KKM'nin hazine yükünü gösterdi. Nas bunu, din bunu emrediyor diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. 17 Ağustos itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net döviz pozisyon açığı swap dahil 61 milyar dolar. Kasa sıfır demek için 61 milyar dolara ihtiyaç var. Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın bilançosunda takip ettiği henüz gerçekleşmemiş kur farkı zararı ise 706 milyar lira. 17 Ağustos itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın büyük ölçüde kur korumalı mevduattan kaynaklanan zararı 565 milyar lira. Hazinenin geçen yıldan bu yana KKM için ödediği 152 milyar lira da cabası. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı. Kılıçdaroğlu'na göre atılan adımın iki sonucu olacak. Ya bankalar mevduat faizlerini artıracak ya da yüksek enflasyon ortamında vatandaş KKM'den dövize yönelecek. Ancak kasada döviz yokken talebin nasıl karşılanacağını sordu. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler. Önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç 206 milyar dolar. Hazinenin sadece önümüzdeki 4 ayda ödeyeceği dış borç 4,5 milyar dolar. Ama diğer tarafta ülkemizin döviz pozisyonu açığı aşağı çıkmış. Vatandaşlarımıza ve piyasalara güven verecek bir programı artık derhal açıklayın. Dolarizasyonu ve ülkemizin risk primini gerçekten düşürmek istiyorsanız bu söylediklerimi mutlaka yapın. Aksi halde millet ve tarih huzurunda çok ağır vebal ödersiniz. Kur korumalı mevduatın ülke ekonomisine getirdiği yüke de değindi. KKM'den kaçış için çözümü yine yanlış yerde arandığını söyledi. En kötü senaryoda bile hazineye yük gelmiyor dedikleri KKM uygulaması ülkenin kaynaklarını emen koca bir karanlık deliğe dönüştü. Sebep oldukları yüksek enflasyon Türk lirasının değer biriktirme işlemini tamamen yok etti. KKM dolarizasyonu çok yüksek seviyelerde katılaştırdı. Bütüncül bir program yerine parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez. KKM bu şekilde tasfiye edilemez. Parça başına alınan kararlar vatandaşlarımızı ve piyasaları daha da ürkütebilir. Kaş yapayım derken göz çıkarılabilir. Garibanın döviz sahibini fonladı, saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye'yi. Ya akıl var, mantık var ya. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak.